Allah rahmet eylesin diyemeyeceğim dedim. Allah ameliyle muamele etsin diyeceğim dedim. Evet. Çünkü bizim gördüğümüz kadarıyla Yüce Allah'tan rahmet dileyeceğimiz işler yapmadı. Ve maalesef o darbede milyonlarca insan fişlendi. Yüzbinlerce insan gözaltına alındı ve tutuklandı. Yüzlerce insan cezaevinde işkencelerle hayatını kaybetti. Onlarca insan idam edildi. Haksız yere bir oradan bir buradan mantığıyla idam edildi. Milyonlarca insanımızın geleceği karartıldı. Ben İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciydim. Sınıfımızdaki, okulumuzdaki kız kardeşlerimizin, bacılarımızın ağlayarak başörtülerini çıkarmak zorunda kaldıklarını, bir kısmının da okumayı terk ettiğini şahit oldum. Onun için Allah rahmet eylesin demeyeceğim. Allah ameliyle muamele etsin ve hak ettiğini orada bulsun diyeceğim. Evet. Değerli arkadaşlarım, ben ihtimal vermiyorum buna. Bu Türkiye bakımından bir çılgınlık olur. Çünkü aşağıdan beri söylüyoruz, Türkiye Suriye'ye 15 saatte değil 15 dakikada girer ama 15 yılda çıkamaz. Çıktığında da ülkesi bölünmüş olarak çıkar, kolu kanadı kırılmış olarak çıkar. Neticede kendisine de faydası olmaz bu şeyin, Türkiye için bir felaket olur. Eğer öyle bir düşünce var ise iktidar sahipleri bu düşünceden kesinlikle ve derhal vazgeçmek durumundadır. Ben kısacası ihtimal vermiyorum. Efendim Sayın Kabalak, Kenan Evren'in vefatıyla ilgili bir şeyler söyledi. Siz neler söylersiniz? Efendim, Rabbine kavuşmuştur. Rabbim ameliyle muamele edecektir mutlaka. Öylesin diyoruz.